Evet, bizim için de Gaziantep için de önemli bir maçtı. Biz yukarıda yerimizi almak için 3 puana ihtiyacımız vardı. Öyle baktığımızda başlangıcından sonuna doğru maç geldiğinde 0-0'dan 1-1'e geldi. Bizim için tabii 2 puan kayıp. Bu bakımdan üzgünüz. Evet, oyunda bakarsan işte topa sahip olma, işte daha çok rakip sahada buluşma, işte hamleler açısından istatistik bilgi olarak iyi görünmemiz bu oyun kalitemizin olduğunu göstermez. İlk yarıda rakibi de kontrol ederek hücum etmeye çalıştık. Hücuma gittiğimizde bu pozisyonları iyi kullanamadı. Daha doğrusu pas yüzdemiz, oyunu hızlandırmamız, tempolu hızlı oynamamız, top kayıplarıyla beraber istediğimiz atakları geliştirmeye, bir iki pozisyonda geriden de çıkarak hızlı atağa gittik. Orada da rakip 18'de etkili olamadık ama hücum zenginliğimiz az oldu. Bu sefer daha hamle yapmak için biraz daha risk alarak önde oynamak istedik. Ama bu sefer de rakibin geldiği ki kontraya çıkmaya düşünen bir takımdı. Geldiği pozisyonda etkili atakları oldu. Özellikle 1-0 ve 1-0'dan sonra birkaç pozisyon oldu. Oysa biz tamamen oyunu kontrol edip rakip sahaya hamle yapmaya çalıştık. Ama oyunumuz fiziksel üstünlük olarak görünse bile, yani sonuna kadar istekli kazanmak için oynandığı görünse bile oyun kalitesi, pas yüzdesi olarak hızlı top çevirmek gerekiyor. Rakibi hareketli olarak öndeki oyuncularımızın onlara pas atmamız gerekiyordu. Bunları başaramadık yani. Kanat ortada da aynı sıkıntılar oldu. Duran topla da aynı sıkıntı yaşadık. Topla bugün bütünleşemedik. Yani topa baktığınız zaman duran topları bile istediğimiz yere atamadık. Bu sıkıntı tabii o skora da yansıdı. Yani hücum etmeniz 20 tane diyelim rakip sahada buluşuyorsunuz ama buluştuğunuz toplarla nasıl etkili vuruş yapabiliyorsun ki attığımız gol de kenardan gelen bir ortadan sonra takipten gelen bir neticeydi. Oysa çok daha kaliteli paslarla, ara paslarıyla, kenar ortalarla etkili pozisyonlar bulabilirdik. Onu bugün yapamadık yani. Ama oyun üstünlüğü, skor üstünlüğü yansıması için aynı oyuncuların kendi becerilerini ve kalitelerini biraz daha üst seviyede kullanması gerekiyordu. Sonradan koydum da bazı oyuncular o bakımdan bekleneni vermedi. Özellikle kanattan işte Redmond'u koydu. Çünkü Enkudu'nun bir olay olunca onu dışarı almak durumunda kaldık. İyi başlamıştı ama ondan sonraki olay olduktan sonra dağıldı. Bu sefer Redmond'u koydu. Redmond da beklediğimizin altında o tip ortalarda ve paslarda ikiye birledi. Etkili olamadı. Zaten Wout'la Cenk ileride. Daha sonra Mülakay'ı koyduk. Jackson Mülakay'ı. Ama bunların hepsi kendilerinden yapması gereken etkin atakları bakımından başarılı olamadılar. Gayretleri vardı ama yeterli olmadı. Çünkü rakip zaten savunmada kalıp kontrol etmeye çalışıyordu. Onların hücumdaki oyuncuları bu hareketlilikle düşündüğü gibi hem gol buldu hem pozisyon buldu. Üzgünüz tabii 2 puan kaybettik. Bu dedikleriniz doğru. Fiziksel olarak mesela geçmişten şeye göre daha oyunu bırakmadan oynamaya çalışıyoruz ama hala ben yeterli görmüyorum. Çok eksiğiz birçok konuda. Ama özellikle gitgellerde oyun kontrolünü kaybediyoruz. Blokların daha yakın olması gerekiyordu. İkinci yarıdaki hücum etkinliğimizde rakibin de geriye çekilmesinin etkisi vardı. Tamamen daha ileride artık tam çıkamıyordu. Çıktığı pozisyonda da defansımız iyi oldu. Oysa rakibin az sayıda çıkmalarını daha baş ilk yarıdaki o bakımdan iyiydik. İkinci yarıda kopmalar oldu. Saha büyük alana yayıldı ve birbirini yardımlaşma sorunu vardı. İlk yarıda oynattığımız oyuncular daha çok orta saha kontrol edip Enkudu, Cenk, Vegos ve Gerson üzerinden hücumda etkinlik ve iki bekin çıkmasıydı. O bakımdan iki bekin de etkin atakları az oldu. Yani hücuma katılımı. Bu da hücumdaki pozisyon sayısını azalttı ama hep diyorum top kayıplarımız çok fazla var ve pas yüzdemiz ve hızlı pas düşüncemiz yavaş olunca savunma yapan takımın işini kolaylaştırır. İkinci yarıda daha öne attığımızda hem dönen topları aldık hem rakibi hataya zorladık ama ben yine ikinci yarıda Arthur Musaka'nın attığı orta dışında belki bir tane iki tane daha çok iyi ortalar geldiğini düşünmüyorum. Yani kenardan orta gelip etkili olmamızda hatta çok mesela bunu Redmond da atabilir, Rozier de atabilir. İşte solda oynadığı zaman Arthur veya Umut da atabilir ama hepsi eksik kaldı. Birkaç tane sola girdiği zaman Cenk iyi ortalar attı ilk başta, ikinci yarı başında. Oysa açık oynayan oyuncunun o tip ortaları daha fazla atması lazım. Bugün becerilerimizi istenilen yerde, istenilen şekilde kullanamadık. Ben çok buna bağlıyorum.
Hakemle ilgili şimdi hiçbir şey konuşmayayım. Çünkü yani biz kendi sorunlarımı çözmek durumundayız. Hakemleri değiştiremeyiz, kararlarını da değiştiremeyiz. O kararı ve bu kararı hiç ona girmeyelim. Çünkü siz de görüyorsunuz. Zaten VAR sistemi var. Herkes sizde, herkes yorum yapıyor. Biz de konuşarak kimseye rahatsız etmek istemiyoruz. Faul verdi, işte penaltı vardı, kırmızı kart vardı, işte taştı, kornerdi. Ona gitmeyeyim. Ama bizim ilk sorunuz neydi sizin şey olarak? Yok, hiçbir eksikliğimiz şu. Yani o az evvel anlattığım topu kullanırken hızlı ve tempolu, öndeki oyuncudan hareketli ve hızlı paslarla hücuma çıkmamız gerekiyor. Çünkü bu kapalı takımlara karşı bunu iyi yaptığımızda etkili oluruz. Hücumda çünkü bu işlere katkı yapabilecek Cenk gibi, Vegors gibi oynadığı zaman işte Jackson Mulaka gibi Getson'un hareketliliği var ama topu hızlı çevirmezsek rakibin pozisyon almasını kolaylaştırır. O yüzden mevcut oyuncular mesela Redmond'dan beklediğimi mesela antrenmanda da hazırlık kampında bu maçta hiç bulmadım yani. Belki ikinci yarı girdiğim için çünkü çok etkili olacağını düşünüyordum. Çünkü rakibin defans arkasına ve ortalarda avantaj olabilirdi. Ama onun dışında kenarda kalıp da şu anda eksik diyeceğimiz, çünkü eldeki en iyilerini çıkarmaya çalıştık. Öyle bir oyuncumuz yok. Yani savunmamız belli. Elimizdeki en iyi oyunculardan sahaya çıktık. Bunlara daha verim artırmak yanında bunlara katkı yapacak oyuncu. Mesela defansta, orta sahada, forvette kim var dersen şu anda hazır olarak zaten iyi olsa sahaya girerdi. Yani öyle bir, yani başka bir oyuncu yok. İzlemedim pozisyonu ama devre arasında yani çünkü hep konuşuluyordu işte yani nasıl bir pozisyon olmuşsa hiç çok o tip pozisyonlara yani varsa da girmemesi gerekiyor. Ben oyunculara söylüyorum, hakemle hiçbir konuda diyaloğa girmeyin, rakiple de itişmeyin ne olursa olsun. Ne olduğunu bilmiyorum ama onu söylediğinde ben söyleyince oyuncu da bozuldu ya ben bir şey yapmadım diye. Onu dedi ama ne yaptı ne yapmadı oyunda saha içerisinde onu görmedim. Hiçbir yorum yapamamız. Çünkü faullere de o yüzden söyledim az evvel. Fauldu, kornerdi, taştı dersem şu anda haksızlık yaparım. Zaten o konulara girmek istemiyorum ama varsa bir karar yanlıştı onu da siz zaten görüyorsunuz.